gizli belgeler sızdırıldı. Almanya savaşa hazırlanıyor. İşte operasyonun adı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tansiyonu yükselerek devam ederken, Almanya'nın da 20 Kasım'da açıklanan gizli belgelere göre olası bir savaş senaryosuna hazırlandığı bildirildi. Operasyon Deutschland olarak adlandırılan plan, 1000 sayfalık belgeden oluşuyor ve Rusya'dan gelen nükleer bir tehdite karşı askeri senaryolar için ayrıntılı yönergeler içeriyor. Plana göre olası bir gerginlik durumunda Almanya, birliklerin ve teçhizatların Avrupa'nın doğusuna nakledilmesi için lojistik bir merkez haline gelecek. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre Operasyon Deutschland olarak bilinen planda Berlin'in Rusya'dan gelen nükleer tehditlere yanıt olarak ABD kuvvetleri de dahil olmak üzere 800 bine kadar NATO askerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasını nasıl destekleyebileceği ayrıntılarıyla anlatılıyor. 1000 sayfalık belgede planın olası askeri senaryoları için ayrıntılı yönergeler sunulurken, özel koruma gerektiren kritik altyapı özetleniyor ve savunma veya kriz senaryoları sırasında atılacak adımlar belirtiliyor. Belgeye göre NATO'nun doğu kanadında artan bir gerginlik durumunda Almanya, birliklerin, askeri teçhizatın, gıda malzemelerinin ve tıbbi yardımın transferi için önemli bir merkez görevi görecek. Hamburg'daki bir toplantıda Hamburg Bölge Komutanlığı Başkanı Yarbay Jörn Plischke, şirketlere kamyon şoförlüğü gibi krizle ilgili beceriler konusunda çalışanları eğitmeleri tavsiyesinde bulundu. Plischke, Almanya'daki kamyon şoförlerinin %70'i Doğu Avrupalı, savaş durumunda ülkede olmayabilirler, dedi. İşletmelere dizel jeneratörler aracılığıyla otonom güç kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere acil eylem planları oluşturma çağrısı yapıldı. Hamburg'da ticaret, sanayi ve tarım temsilcileriyle de görüşmeler yapıldı. Benzer girişimler ülke çapında da gerçekleştiriliyor. Dört ila beş yıl içinde Rusya'nın daha batıya saldırmaya istekli ve yetenekli olacağını söyleyen Plischke, Rusya şu anda ayda 25 savaş tankı, Almanya ise yılda 3 tank üretiyor diyerek silahlanmanın hızına dair ülkesi adına kasvetli bir tablo çizdi.